Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli izleyicilerimiz, Allah'ın rahmeti, bereketi, fazileti üzerimize olsun diyerek programımızı başlatıyoruz. İhsan Günaydın hocamla her çarşamba akşamı İstanbul, her perşembe akşamı İstanbul Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi'nde yapmış olduğumuz külliye için bu programlarımızı yapıyoruz. Burada bu camimiz, külliyemiz ve Kur'an kursumuz için sizlerden yardımlarınızı bekliyoruz. Allah razı olsun. Bu zamana kadar yaptınız. Yapmaya devam ediyorsunuz. Sizler yardım yapacaksınız. Bizler inşallah bu çalışmaları sürdüreceğiz. Hep birlikte sonuçta güzel bir eser ortaya çıkmış olacak. Değerli kardeşlerim, aşağı yukarı 11 bin metreküpün üzerinde bir harfiyat çalışmamız sonuçlanmak üzere. Şu an bir 10 gün içerisinde sonuçlanır diye düşünüyorum inşallah. Aşağı yukarı 30'un üzerinde oluyor, aşağı düşmüyor. 30, 35, 40 güne göre değişiyor. Büyükşehir Belediye'miz kamyonlarını gönderiyor. Oradan her gün 2 servis, 3 servis harfiyat alıyoruz. Yani 3 servis yapıyor. 30, 35, 40 kamyon her gün olarak harfiyatı alıyor ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah bu ayın sonları veya önümüzdeki ayın ilk haftalarında hep birlikte bu ekranlardan sizler de görmüş olacaksınız. Camimizin temelini atacağız. Tam 2000 metrekare bir alan olacak. Şu kamyonların görmüş olduğunuz alanda harfiyat çalışmalarını sürdürüyor. 2000 metrekare bir alana 1 metre 20 santim kalınlığında harfiyat beton dökeceğiz. 2200 metreküpün üzerinde bir beton dökülmüş olacak. Sadece tabana. Yine bu sadece tabana, bunu buradan programlarımızda zaman zaman söyledik. Rakam yüksek olduğu için bunu söylüyoruz. 110 ton demir lazım. 110 ton demiri tabana sermiş, kullanmış olmamız lazım. Toplam 500-600 ton demir lazım bu külliyemizin çalışmasının yapılması için. Beton da aşağı yukarı ben geçen bir hesaplamıştım İhsan Hocam. O 2200 aşağı yukarı 7-8 bin metreküp beton lazım oluyor. Allah Allah. 7-8 bin metreküp beton lazım oluyor. Hesap numaralarımızı değerli izleyicilerimiz, camimize ait hesap numaralarımızı ekranda görüyorsunuz. Bu hesap numaralarımızda yapmış olduğunuz yardımlar herhangi bir havale ücreti kesinlikle alınmaksızın 10 liranız, 100 liranız, 10 bin liranız otomatik olarak camimiz hesabına geçmiş oluyor. Özellikle israrımız, özellikle ricamız, birazdan yönetmenim çalışmalarla ilgili görüntüler de verecek. Bu çalışan kardeşlerimizin alın terlerini soğumadan ücretlerini vermemiz. Bazı çalışmalar yaptık. Sadece etrafın güvenliği için 12 metre derinlemesine kazıklama çalışmaları, 20 metre uzunluğunda da angraj çalışmaları yapıldı. Yana doğru 20 metre olarak çevre güvenliğinin alınması için. Bunu cami derneğimiz tarafından yapılmış olundu. Bu güvenlik alınmadan harfiyat alınmıyor. Harfiyat alınmayınca cami yapılmıyor. Önce güvenliğimizi aldık ve de çalışmalarımız şu an inşallah son hızıyla devam ediyor. Değerli kardeşlerim, sizlerden, değerli izleyicilerim, sizlerden özellikle istirhamımız, canlı yayın telefonlarımız o ekranın alt köşesinde mevcut. Hesap numaralarımız mevcut. 7-24 saat açık olan 0532-336-2780 nolu telefonumuz mevcut. Bu telefonlarda, bu ekranlarda bu camimize yardım yapmak istediğinizde bizlerden bilgi alabilirsiniz. 7-24 saat sizlere cevap vermeye hazırız. İhsan Hocam'a sormak istediğiniz, öğrenmek istediğiniz herhangi bir dini konuda, tabii konumuz dini bilgi ama yine İhsan Hocam genel bilgisi yüksektir.
sormak istediğiniz her konuda da sizlere yardımcı olacaktır. Soru ve yardım telefonlarınızı özellikle bekliyoruz. Değerli İhsan Hocam, iki haftalık bir tatilin arasından zaman zaman Rize'den katıldı yayınımıza. İzleyicilerimiz biliyor, takip eden izleyicilerimiz. Bugün İstanbul stüdyosundayız, Kaçkar Televizyon'un. Buradan televizyon sahipleri kardeşlerimize de selam sevgiler iletiyoruz. Sevgili hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah razı olsun, sağ olun. Yine camimizde uzun süre görev yapan, çok değerli, çok sevdiğimiz Mustafa Kımıl hocamız. Allah razı olsun dedik, bir iki Kur'an okuyun gelin. Geldiler, bizi kırmadılar. Allah razı olsun. Mustafa Kımıl hocam, hoş geldiniz, Allah sefalar getirdiniz. Allah İsterseniz zaten programımız, şehitler anma programı vardı, onun için biraz gecikti. Hiç ara vermeden sevgili Mustafa hocam, sizin okuyacağınız Kur'an-ı Kerim'le başlayalım. Ondan sonra hocamın güzel sohbetleriyle devam edelim inşallah. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فاذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق
وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Allah razı olsun hocam. Ağzınıza sağlık. Evet, sevgili İhsan hocam, izleyicilerimiz tabii sizi buradan canlı canlı daha yakından görmeye ve izlemeyi daha çok istedikleri için tekrar sizlere hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Değerli izleyicilerimiz, yani İhsan Hocam'ın bu akşamki programı dolu dolu gündemin, günümüzün özel konusu diyelim, en önemli konulardan olan eşlerimize nasıl davranmalıyız? Evliliklerde Esma-ül Hüsna'nın tecellileri nelerdir sevgili İhsan Hocam? Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, lütfu, ihsanı, bereketi, affı, mağfireti üzerinize, üzerimize olsun. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a, salatu selam alemlerin yüzüsüyü hürmetine yaratıldığı Hazreti Resulullah'a olsun. Allah sinelerinizde hayra, güzelliğe, ibadete, fazilete, erdemliliğe ait ne tür istek, arzu, dilek ve temennileriniz varsa kabule şayan eylesin. Allah ömrünüzü hayırlı eylesin. Allah vücutlarımıza sağlık, sıhhat lütfeylesin. Yüce Rabbim her karış toprağı şehit kanıyla sulanan aziz vatanımızı ilelebet muammer eylesin. Kardeşler, Kur'an-ı Kerim okuyan meslektaşım, kardeşim Mustafa Kımıl hocama teşekkür ediyorum gerçekten. Okuduğu yerde inan evunu çekip hemen ayete başladığı gibi böyle saçlarım tüylerim diken gibi oldu. Bir, Mustafa Kımıl hocam şimdi geldi. İki, bu kardeşiniz de hacca gidiyor. İnşallah hacca gideceğiz. Cumartesi günü itibariyle mübarek yerlere, Medine-i Münevvere'ye, ardından Mekke-i Mükerreme'ye gideceğiz. Hac ibadetini yapmak üzere. Ama Allah şahidimdir. Bizimle beraber gelen kardeşlerim şahidimdir. Her yerde, Mina'da, Muzdelife'de, Arafat'ta, Safa'da, Merve'de, Sa'ide, Zemzem'de, Ravza'da, Küba Mescidi'nde, Uhud'da, Hendek'te, her yerde. Her zaman sizlere dua ediyoruz. İyi biliyoruz ki sizin dualarınız bize, bizim dualarımız size ahirette kurtuluşumuza vesile olacaktır inşallah. Bu vesileyle gerçekten Mustafa Kımıl hocama teşekkür ediyorum. İstanbul için şu an okunan ezanlar şahittir ki, o mübarek yerlerde selalar ve ezanlar şahittir ki, o mübarek yerlerde size her yerde dua ediyoruz, edeceğiz. Hayır hasanat sahibi olan kardeşlerim, gerçekten sizlere hep dua ediyoruz, dua edeceğiz. Allah'ın evlerini Allah'ı sevenler, Allah'ın evlerini Resulü sevenler, Allah'ın evlerini ahirete inananlar, Allah'ın evlerini Resulün yolundan gidenler, Allah'ın evlerini Allah'la alışveriş yapma muhabbetine erenler yapar. Bu vesileyle sevgili başkanım az önce izah ettiler, ekonomik ve teknik boyutları o daha iyi biliyor. Gerçekten 500 tonun üzerinde demire ihtiyacımız var. Binlerce ton betona ihtiyacımız var. Allah için, lillah için hac aylarına giriyoruz. Duaların kabul ve müstecab olduğu aylara giriyoruz.
Allah için sizlerden yardım bekliyoruz. Ve gelelim Veysel Başkanımın ifade ettiği sorunun cevabına. Eşler arasında muhabbet veya muhabbetsizlik. İnanır mısınız? En fazla sorulan soruların başına geliyor. Şimdi az önce benim Mustafa Kımıl hocam ayet okudu hacla alakalı. Hani orada kırıcı söz söylemeyin, birbirinizi kırmayın, üzmeyin, dökmeyin. Ama bir hatıra anlatayım size, bir hatıra. Aslında bunu anlatmak istemezdim ama eşler arasında olması gereken düzeyin ne kadar uzağındayız diye maalesef kötü bir örnek. Böyle yapılmaması gerekir noktasında bir örnek anlatayım. Mustafa Hocam, hacdan dönüyoruz. Havaalanına indik. Havaalanında bir bey ile bir bayan, bey habire bayana hakaret ediyor. Habire hakaret ediyor. En sonunda beyefendi hanımefendiye bayağı böyle okkalı bir tokat patlattı. Üstelik bey ve bayanın çocukları da karşılamaya gelmiş. Kadın orada yığıldı kaldı. Kadını kadınlar ayağa kaldırdı. Biraz sonra kadın geldi dedi bana ki, hocam dedi ben Rabbıma söz verdim. O mübarek yerlere giderken ve gelirken. Ama artık daha dayanamayacağım. Bundan sen de şahit ol, Rabbim da şahit olsun. Evime gittiğim gibi boşanma davası açacağım. Hacdan geldin. Hacdan geldin. Az önce Mustafa Hocam okudu. Orada cidal, kavga, münakaşa, kalp kırmak, huzursuzluk çıkartmak doğru değil. Mübarek yere gidiyor adam, geliyor, hala kaldığı yerde devam. Onu bunu kırmaya yapma, etme, eyleme. Hac sana bir şeyler katsın. Oruç sana değerler katsın. Namaz seni cömert eylesin. Zekat seni Allah'a yaklaştırsın. İbadetler özdür. İbadetler Allah'a en güzel sözdür. Eşinizi sevin. Hem de çok sevin ki Allah'ın Vedud ismi, Allah'ın Vedud isminin tecellisi üzerinize olsun. Yine bazen bazıları soruyor. Diyor ki hocam eşimle aram yok. Ne yapayım? İşin kolayını bulmuşlar bazıları. Efendim Allah'ın Vedud ismini çek. O da alıyor eline tesbih. Ya Vedud, ya Vedud, ya arkadaşım, arkadaşım. Önce Allah'ın isimlerinin özüne sarıl, sonra kelama sarıl. Vedud, 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 Vedud deyip de hanımın yemeği biraz tuzsuz yaptı diye bağırdığın zaman Vedud isminin tecelliyatı ailede zuhur etmez. Allah sevendir, Allah sevgilidir, Allah affedendir, Allah muhabbet kılandır. Eşinin hatalarını ört ki Allah senin hatalarını örtsün. Sen vedud olan Allah'asın ki Allah evinde sevgiyi namütenahi eylesin. Onun acılarını yüreğine hisseyle. Dertlerini dert bil eşinin. Yani bu çift taraflı bir cümle. Hem hanımlar beyi için, hem beyler hanımı için. Eşinin acısını yüreğinde hisseyle ey eş. Şefkat ve merhametli ol ey eş. Cenab-ı Allah da sana Rahman ve Rahim isminin tecellisiyle tecelli etsin ey eş. Adam arıyor diyor ki hocam hanım beni eve almıyor. Niye? Şunu şunu istedi alamadım diyor. Param yetmiyor, maaşım yetmiyor. Hanım beni eve almıyor. Allahu Ekber. Hanım arıyor diyor ki hocam kocam beni eve almıyor. Niye? Az para getirdim temizlik yaptığım yerden. Yazık ya, yazık.
Eşinin acılarını yüreğinde hisseyle, dertlerini dert bil. Ne kadar şefkatli ve merhametli olursan eşine, o kadar şefkat ve merhametli olur sana Allah. Çünkü Allah Rahmandır. Çünkü Allah Rahim'dir. Çünkü Allah Vedud'dur. Eşinin hoşuna gitmeyen bir davranışta, eşiniz hoşunuza gitmeyen bir davranışta bulunduğunda günlerce ona karşı kin tutmayın. Her fırsatta yüzüne vurmayın. Affedin ki gaffar olan, gafur olan, kerim olan, rahim olan Allah da seni affetsin. Bazen hanımlar da çok kindar oluyor ha. 30 sene önceki olayı anlatıyor. Beyefendi hanımına diyor ki, örnek diyorum ha. Hanım hadi gidelim bugün bir yemek yiyelim. Veya bugün bir değişiklik yapalım. Şunu alayım da bir yemek. Tam böyle muhabbetli bir ortam. Kadın, sen var ya sen. Senin anan bana 30 sene önce böyle yaptı. 30 sene önceyi unutmamış kadın ya. Allah Allah. Sen var ya sen. Senin kız kardeşin var ya. Senin kız kardeşin benim görümüm. 35 sene önce bana böyle böyle yapmıştı. Allahu Ekber. Hem ondan sonra diyoruz ki ya Rabbi affeyle, ya Rabbi affeyle. Ey 30 sene önceki kini unutmayan hanım, af istiyorsan Allah'tan, affedilmeyi gerçekten istiyorsan, sen affeyle ki gafur olan, rahim olan, rahman olan, settar olan Allah da seni affetsin. Müslüman kindar olamaz. Müslüman olsa olsa olmalıdır, dindar olmalıdır. İstediği kusur ve hatalarını başkasına şikayet etme. Adam hanımının ayıplarını, sırlarını, gizemlerini, kusurlarını alenen birine anlatıyor. Allah Allah! Anlatma. Hanımının ayıbını baldızına anlatma. Hanımının ayıbını yengene anlatma. Hanımının eksiğini anana anlatma. Hanımının eksiğini kaynanana anlatma. Kaynatana anlatma. Sen ört. Ört ki settar olan Allah senin de ayıplarını örtsün. Olsun mu? Biz ayıp araştıran değil, biz ayıp örteniz. Onun için size yalvarıyoruz. Diyoruz ki iyi bir nesil, dindar bir nesil, imanlı bir nesil. Bakın Mustafa Kümel hocamın yetiştirdiği çok güzel bir talebemiz var. Burada da Kur'an okumuştu bize gerçekten. Camimizden yetişmiş hem Veysel Başkanımızın özellikle Mustafa Kımıl Hocam'ın çok emeği var üzerine. İşte öyle nesiller yetişsin istiyoruz. Edirne Camii'ne değil mi? Edirne Selimiye'de imam. Biz istiyoruz ki imanlı, irfanlı, abdestli, namazlı, Kur'anlı nesil yetiştirelim. Allah nasip ederse cumartesi hacca gidiyorum inşallah. Allah rızası için. Olmamış da olduysa bile bizden yana bütün hak ve hukuklarımız helal olsun. Sizlerden de helallik istiyoruz ama size dua edeceğiz. O mübarek yerlerden de katılacağız programa. Veysel Başkanım, Mustafa Hocam biliyor daha önceden de katılıyordum. Dua edeceğiz size. Kabe'nin her yerinde, Mina'da, Müzdelife'de, Arafat'ta, Sevir'de, Cebeli Nur'da, Cebeli Rahme'de, tavafta, makamı İbrahim'de, makamı İsmail'de, Multezem'de, Zemzem'de her yerde dua edeceğiz size. Hele hele zaten Rabbim öyle bir sistem kurmuş ki Ümmet-i Muhammed, Mustafa Kımıl Hocam yeni geldi. Ümmet-i Muhammed Rukn-i Yamani ile Rukn-i Hacerül Esved köşesinde bütün dünya Müslümanlarının duası tektir. Rabbena atina fid dunya hasaneten ve fil ahireti hasaneten ve qina azaben nar. Rabbena ufirli ve li validayya ve lil mu'minina ve lil mu'minat yawma yaqumul hisab.
Malezyalısı, Endonezyalısı, Nijeryalısı, Mısırlısı, Urdunlusu, Irak, İran, Kahirelisi, Etiyopya'dan, Gana'dan, Gine'den, Türkmenistan'dan, Tacikistan'dan, Afganistan'dan, dünyanın neresinde olursa olsun gelen Müslümanların yaptığı duadır birbirimize. Allah için kardeş olacağız. Allah için dindar olacağız. Allah için birbirini seven olacağız. Çünkü yeryüzünde Müslümanın Müslümandan başka dostu yoktur. Hadi Müslümanlar, sizi Allah rızası için yardıma davet ediyoruz. Gerçekten samimi söylüyorum. İhtiyacımız var. Allah için demire ihtiyacımız var. Allah için betona ihtiyacımız var. Allah için çimantoya, keresteye, ayni ve nakdi yardıma ihtiyacımız var. Mustafa Kımır hocam biliyor. İşte sevgili yönetmenim gösteriyor size. Yapıyor olduğumuz yerleri gösteriyor size sevgili yönetmenim. Yapmayı düşündüğümüz külliyeyi az önce gösterdi, yine gösterir inşallah. Muazzam bir eser yapacağız inşallah. Bu bayram sabahı cemaata dedik ki gelecek bayramda inşallah kapalı alanda kılacağız namazımızı. Cuma günleri vesaire namazlarımızı kılacak yerimiz, zeminimiz, ortamımız müsait değil. Yarın Allah nasip ederse biz burada cuma namazı kılacağız ama insanların birçoğu dışarıda toprağın üzerinde, hasırların üzerinde kılıyorlar. Allah rızası için sizlerden yardım bekliyoruz. Yüzlerce ton demire ihtiyacımız var. Binlerce ton betona ihtiyacımız var. Borcumuz var, Allah biliyor. Şu kadar tırlardan binin üzerinde tır harfiyat işlevleri devam ediyor. Bu meyanda İstanbul Büyükşehir Belediye'mize, Bahçeli Evler Belediye'mize, İstanbul İl Müftülüğümüze, Bahçeli Evler Müftülüğümüze, Bahçeli Evler Kaymakamlığımıza, bütün bu noktadaki teknik ve idari noktadaki kardeşlerimize, amirlerimize en içten teşekkürü bir borç biliriz. Allah vatanın, Allah bayrağın, Allah güzel ülkemin daha da yükselmesi için gayret gösteren herkese iki cihan saadeti lütfeylesin inşallah. Evet başkanım. Allah razı olsun. Çok zevkli bir şekilde biz de dinlemiş olduk. Değerli kardeşlerim, İhsan Hocam'la zaman zaman da bu ekranlarda anlatıyoruz. Gecemiz yok, gündüzümüz yok, yaz yok, kış yok, yağmur, çamur, fırtına. Çok fırtınalarda buraya ekrana geldik. Değerli izleyicilerimizle buluşmak için fırtınalarda birileri arabasıyla kapıya çıkılmazken, çıkmıyorken biz dedik ki biz izleyicilerimizi yalnız bırakmayalım, Allah için gidiyoruz. Buraya geldik, sağ salim geldik. Sağ salim de Allah'ın izniyle evimize gittik. Değerli kardeşlerim, burada yapılan Allah'ın evi, Beytullah'ın şubesi. Hesap numaralarımızı görüyorsunuz. Bizim ekranda görmüş olduğunuz hesap numaralarından havale ücreti alınmaz. Yine 24 saat açık olan 0532 336 27 80 nolu telefondan bizlere sürekli ulaşabilirsiniz. Bakın burada camimizin geçen yıllar işte okutmuş olduğu talebelerini görüyorsunuz. Yaz Kur'an kurslarından görüntüler. Yine şu an camimiz olmamasına rağmen iki tane hanım kardeşlerimize ait Kur'an kursu sınıflarımız devam ediyor. İki tane kadrolu hocamız, iki tane sınıfımız devam ediyor. Yine bunun yanında fahri olarak da devam ettirdiğimiz kurslarımız faaliyetlerine devam ediyor. Şu an ekranda görüyorsunuz. Bugün yine kalfamız, mimarımız, mühendisimiz geldiler. Yer kodlarını oluşturdular. Şu an orada ekranda görüyorsunuz. Bu çalışmalardan sonra son harfiyatımız bir hafta sürer aşağı yukarı. Bir haftalık bir konumuz var. İnşallah kısa sürede bu çalışmaları şimdi durmak yok, yola devam parolamız o biliyorsunuz. Durmadan her hafta değişik resimlerle bu ekranlarda sizlere mümkün olduğunca göstermeye çalışacağız. Ama gerçekten 2000 metrekare alana yapılan bir inşaatın maliyetini bir de dini
kurum, bir cami, kurs, yurt olması, onun ona göre sağlamlığı, onun ona göre çevre güvenliğinin alınması, her birinin bir maliyeti var. Allah için sizlerden yardımlarınızı bekliyoruz. Bu eserde benim de bir faydam olsun, benim de bir katkım olsun diyen kardeşlerimiz, hesap numaralarımız mevcut. Hesap numaralarımıza yatırmış olduğunuz yardımlar anında bize mesaj olarak da iletiliyor. Anında sorduğunuzda sizlere cevap verebiliyoruz. Bu görmüş olduğunuz çalışmayı yapmış olacağız inşallah. Faaliyetimiz son hızıyla devam ediyor. Yani bir çek verdiğimiz zaman en az verdiğimiz çek 150 bin, 200 bin, 250 bin lira. Bu günü geldiği zaman ödenmesi gerekiyor ve Allah inandırsın sizleri ki borcumuz var, sıkıntımız var, yardımlarınızı Allah için bekliyoruz. Hanım kardeşlerimizin rahatlıkla ibadetlerini yapabilecekleri, engelli kardeşlerimizin engel tanımadan ibadetlerini yapabilecekleri, zaman zaman göstermiştik bu ekranlarda, karın üzerinde, buzun üzerinde namaz kılıyorduk. İnşallah camimizin içerisinde, hocamızın karşısında ibadetlerimizi hep beraber yapmış olacağız. Bu vesileyle Bahçelievler Belediye'miz, Kaymakamlığımız, Müftülüğümüz, tüm çalışanları, Allah hepsine razı olsun. Yani emniyetteki arkadaşlarımızın dahi bu çalışmaya faydası oluyor. Ben başkanım, çok özür dilerim. Başkanım dedi ya, gece kar, kış demeden dedi ya, aklıma bir şey geldi. Onu hemen paylaşayım sizinle. Bu arada Sefer Bey'e teşekkür ediyorum. Sefer Bey'in selamı Sefer var. Sefer Bey'e selam, sevgiler iletiyorum. Sağ olasın Sefer Bey, Allah razı olsun, sağ olasın. Bir hatıramı anlatayım size. Bir gece kar yağıyor, hava soğuk. Mustafa Hocam birisi aradı. Hocam dedi, ben yurt dışından geldim. Yarın gideceğim, size yardım yapmalıyım. Falan yerde oturuyorum. Ben gelemem, kar yağıyor, yollar kapalı. Ama bu gecede buluşmamız lazım. Tamam dedim, sen bana adresini at, gerisine karışma. Dedi ya Veysel Başkanım, kar, kış demeden. Hakikaten öyle. Biz hemen aradım başkanımı, dedim başkanım al arabayı gel, bir yere gideceğiz. Bizim arabadan çok çok daha pahalı arabalar yolda kalmış. Ama bizim araba bir, Allah için gidiyoruz tabii. Bir de lastiklerimiz Veysel Başkanım iyi yapmıştı. Kar, kış lastiğiydi. Biz gittik. Gece ha? Saat 12. 1. Buz. Yol buz. Yol buz. Buz. Gittik. Allah Allah. Çayımızı içtik. Tatlı bir muhabbet. İkramımızı verdiler. Sarıldık, kucaklaştık. Paramızı verdiler. Camiye yardım için. Havaalanına da biz götürdük. Havaalanına da biz götürdük. Havaalanına da biz götürdük. Dedik ki havaalanına. Başka bir hatıra anlatayım mı? Çok hatıramız var muhterem kardeşlerim. Şu stüdyolardan arıyor bir tanesi. Hocam diyor, siz gelirseniz size bir arsa vereceğiz. Buradan çıkıyoruz. Şuradan ha. Buradan çıkıyoruz. Hadi doğru oraya. Biz buna, bu göreve, bunu kendimize görev addettik. Samimi söylüyorum size. Bakın Allah şahidimdir. Samimi söylüyorum size. Bazen öyle sevinç dolu sahneler yaşıyoruz ki. Veysel Başkan'a kendisine ait, özel işine ait bir teklif gelsin. Özel işi. Mali muhasebe ile alakalı, müşavirlikle alakalı. Örnek olarak söylüyorum, diyelim ki Fatih'ten biri aradı. Başkanım, benim iş yerinin defterlerini tutman için bir gel, sen de görüşelim. Tamam. Biraz sonra bir telefon daha geldi. Başkanım, ben camiye yardım edeceğim de, efendim ben Kartal'dayım, Maltepe'deyim. İyi anlatabiliyor muyum örnekliğe? Veysel Başkan kendi işiyle alakalı yapması gereken görevleri hemen öteliyor. Doğrusu oraya gidiyoruz. Camiye yardım adına. Bazen öyle güzel hatıralar paylaşıyoruz ki gerçekten. Bir tane daha anlatayım. Çok var ha, inanın. Birisi aradı. Dedi ki hocam, babam sizi görmek istiyor. Dedim ki olsun, buyurun gelin. Yok hocam dedi, babam gelemez. Babam belden aşağı sakat. Özel bir tekerlekli araçla evin içerisine gezebiliyor ancak. Dedim ki o zaman babayı hiç yorma, biz gelelim.
Dedi hocam sen gel, babam duyulsun istemiyor, yardım yapacak. Yok dedim, ben başkanımı alayım, faturalarımızı, makbuzumuzu alalım gelelim. Tamam mı? Tamam. Giderken bizim Mustafa Kır kardeşimiz var, onu da aldık. Hadi bakalım adrese teslim. Gittik, yeri bulduk. Hatta bir aramızda şaka da yaptık. Mustafa'ya dedim ki yani sen oflusun, bu akşam bizi bir yemek yedirirsin cebinden. Ama gittik adamın evine ki adam bizi hem maddi doyurdu hem manevi doyurdu. Hoş sohbet, tatlı dil, börekler gelsin, çörekler gitsin, çaylar gelsin falan. Arkadaşlar inanır mısınız, oğluna dedi ki oğlum poşeti getir. Mustafa hocam, aha şahit başkanım ve Allah da şahit. Evet. Bayağı bir para verdi bize ve dedi ki bunu sadece Rabbim bilsin dedi. Biz dönerken o mutluluğun tadı hala dudaklarımızda. Allah o kardeşimize bu minval üzere hayru hasanata sevgi gözüyle, muhabbet gözüyle karşılığını اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ sırrınca alabilmenin güzelliğini nasip eylesin hepinize inşallah. İnşallah, inşallah sevgili hocam. Değerli kardeşlerim, burada yani hanım kardeşlerimizin okuyabileceği sınıflar olacak, çocuklarımızın okuyacağı sınıflar olacak, okul öncesi çocuklarımızın okuyacağı sınıflar olacak. Yani düşünebiliyor musun? 2000 metrekare bir alan, yarı aydınlık, yarısı zeminde kalmış oluyor. Yarısı aydınlık halde camimizin altında kurs olarak, sınıf olarak çocuklarımızın eğitim alanı olacak. Burada aynı zamanda da cuma günleri, bayram günleri namaz ibadetlerine açık olacak. Namazlarımızı, namaz ibadetlerimizi yapabilmiş olacağız. Yine bunun altında yine salonumuz olacak. Kardeşlerimizin dini yapacak oldukları düğün, bayram, nikah, töreni vesaire burada olacak. Yani burada camimizin kendi ihtiyaçlarında bundan sonra giderecek olduğu, ihtiyacı olmadan en azından kendi ihtiyacını idame ettirecek olduğu bir ortamı yapmaya gayret ediyoruz. Yani burada çok şey yaptık hocam. Yani geçmişte ben bu şeyi yokluğu iyi biliyorum. Evet. 350 metrekare arsa üzerinde bir kardeşimiz bunu bağış yapıyorlar, iki kardeş. 350 metrekare arsa. 220 metrekare camimizin inşaat alanı, 200 metrekare cami yapılıyor. 220 metrekare camide ilk cemaatimiz 5 kişiydi İhsan hocam. Bir Necati abim vardı, Allah rahmet eylesin, öldü. Köfteci Necati abi derdik. 20-25 kişi olunca cemaat camiden dağılıp gitmeye başladı, dağılıp gitmeye başladı. Necati abi çıktı merdivene, dedi ki ya durun arkadaşlar, nereye gidiyorsunuz dedi ya. Bir samimiyet vardı dedi, biz hoş bir sohbet ederdik. Dedim ki Necati abi, o zaman 5 kişiydik, şimdi olduk 25 kişi. Çok güzel. Bugün camimizin cemaati 250-300 kişi. Elhamdülillah. Vakit namazındaki cemaati. Ama camimiz var mı? Yok. Çay ocağında kılıyoruz namazı. Çay ocağımızın biraz idare ediyor olması ama cemaatimize de yeterli gelmiyor, almıyor. Yani vakit namazında dahi almıyor. Bunun için geniş bir caminin olacağı kanaatine vardık. Etrafındaki 5 ve 7 katlı, bir tanesi 8 katlı 10 adet binayı satın aldık, yıktık. Arsalarını Diyanet Vakfı'na vakfettik ve de şu an inşallah o camimizi yapmaya gayret ediyoruz. 5 dakikalık bir reklam aramız var. Biz reklamlarda da sizlerden gelecek yardım telefonlarınızı bekliyoruz. Evet. Kardeşlerim, İstanbul Bahçeli Evler Cumhuriyet Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde yapılan Cumhuriyet Mahallesi Merkez Cami Kur'an Kursu Külliyesi için sizlerden bu programımızda yardımlarınızı bekliyoruz. İnşallah az veya çok demeden imkanlarımız dahilinde ama var olanlar, var olan imanlı, ihlaslı kardeşlerim Allah rızası için ihtiyacımız var. Şimdi bize zaman zaman söylenilen bazı sözler var. Diyor ki efendim minaresini yapmış, efendim kubbesini yapmış, efendim
kubbenin işte boyasını yaptıracağım. Bir de şu an temel atmak için temele 2200 metreküp beton lazım. 110 ton demir lazım. Sadece temele. Çünkü harfiyatımız önümüzdeki 10 gün içerisinde inşallah Allah'tan bir mani olmadığı sürece bitecek. Anında o temelin atılması lazım. Neden? Çevre güvenliğini etkilememek için, çevreye hasar vermemek için. Çünkü 12 metre dikmiş olduğumuz o direklerin güvenli bir şekilde çevredeki binaları tutması için temeli anında atmamız lazım. Temel betonunun kalınlığı 1 metre 20 santim oluyor. Bunun içerisi demirle doluyor. 2000 metrekare alana 120 ton demir kullanmış olacağız. Plan, proje mühendisi, efendim kontrolü vesairesi bunlar devam ediyor. Bunun için Allah rızası için bakın. Buna çok ihtiyacımız var, acil ihtiyacımız var. Bizi izleyen kardeşlerimiz yok mu ekranlarda şöyle 10 mikser beton ben alacağım, 50 mikser ben alacağım. Ya zaman zaman görüyoruz bir yerde siteler başlamış. 6 ay sonra gittiğimizde Mustafa Hocam siteler bitmiş oluyor. Site Allah Allah bunlar ne zaman yapıldı? Yani 6 ayda bunlar yapılıyor da. Şimdi bakın bu caminin etrafında 350-1650 metrekare arsayı almak için 10 yıldır uğraşıyoruz. O 1650 metrekare arsanın üzerinde 98 adet daire karşılığında toprak sahiplerine verdik, kendimiz yaptık, takas yaptık. En ucuz maliyetleri seçerek 1650 metrekare arsa oluşturduk. Bunun karşılığı tam 98 adet daire karşılığında bu işlem yapıldı. Arsamızın hepsini tek parsel haline getirdik. Bu uzun da sürdü Mustafa Hocam. Bizi biraz oyaladı o iş. Anında ruhsatımızı Bahçeli Evler Belediye'mizde yetkili olan müdürlerimiz, çalışanlarımız temin edip verdiler. Şu an plan, program hepsi yapılmış bir şekilde, ruhsatı çıkmış bir şekilde inşallah kısa sürede inşaatımıza bir 10-15 gün içinde temelini atmış olacak. Harfiyatın alınmasını bekliyoruz, orada görüyorsunuz. Harfiyat da Allah razı olsun Büyükşehir Belediye'mizde çalışanları çok hızlı bir şekilde harfiyatı alıyorlar. Peki bunun Allah'ın evlerini Allah'ı sevenler yapar. Allah-u Teala Tevbe suresi 18. ayetinde bunu belirtmiş. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazını dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder buyurmaktadır. Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah'ı seven siz değerli kardeşlerimizden camimizde makmuz mukabilinde veya bankaya yatırmış olduğunuz dekontlarınız olduğu gibi defter kayıtlarımıza giriyor. Makbuz mukabilinde defter kayıtlarımıza giriyor ve de 5 yıl içerisinde de saklanmak zorunluluğu var. Tabii biz daha çok saklıyoruz ama isteyen kardeşimiz istediği zaman gelip görür ama 20-30 senede tutmanın bir anlamı yok. Herkesin hayrını o ilahi adalet dediğimiz o güç zaten yazıyor. Omuzlarımızda o melekler yapmış olduğumuz hayırlarımızı yazıyor. Değerli kardeşlerim bizi darda zorda bırakmayın. 100 metreküp kereste ihtiyacımız var. Yani bu bitmiyor şey. Sadece etraftan betona su girmesin, zarar vermesin diye bu kuracak olduğumuz temelin etrafındaki ne deniyor ona? Su girmesin diye, yani beton su almasın diye yapacağımız güvenlik maliyeti 300 bin lira. Bunlar inşaat yapılırken hepsi bir anda olacak. Etrafında caminin altında su birikmesin diye çalışmalar yapılacak. Dranaj çalışmaları yapılacak. Bunlar anında olması gereken ve nakit para gerektiren giderler.
ve rakam yüksek oluyor. Bunun için Allah rızası için ben sizlerden yardımlarınızı bekliyorum. Bakın izleyen kardeşlerim, çok iyi izleyen, çok değerli, sevdiğimiz, saydığımız abilerimizdir. Yarın veririm demeyelim. Ne gün? Önceki gün, daha 2 gün, 3 gün önce Kiraz'ında bir cenazeye katıldım. 10 sene, 15 sene camimizde, çay ocağında hizmet etmiş bir kardeşimiz, Allah rahmet eylesin, daha 45 yaşında değil, belki 45, en fazla 50 yaşında, zımba gibi delikanlı, bir ilik kanseri oluyor, 3 ay gibi bir sürede, 3 ay, eridi gitti. Onun için her zaman bu ekranlarda şunu söylüyoruz, yarın veririm demeyelim, bugün var olandan verelim, yarın da başka yerlere yine verelim. Yani vermemezlik yapmayalım. Öyle mi Mustafa Hocam? Sizin yanınızda benim bunları konuşmam gerekmez ama yarın verelim demeyelim. Bakın bu çalışmalar burada bazı ihtiyaçları bizim karşılamamız gerekiyor. İşte birkaç yerle fiyat aldık. 1.000 lira, 1.500 lira günlük bir gider oluyor. Dedik ki bunu kendimiz yaparsak ne olur? 400 lira. 1.500 liralık gideri düşürdük 400 liraya. 400 lirayla her gün günü telafi ediyoruz. Yani 1.500 liralık gideri karşılamış oluyoruz. Yani sizin verdiğiniz yardımların, sizden gelen yardımların en güzel şekilde nasıl kullanılacağını, nereye harcanacağını biz iyi biliyoruz. Yani bu konuda uzun süre çalışmalar yapan birçok din kardeşimiz şu an bizleri dinliyor. Onlar bu işleri çok iyi biliyorlar. Bizler de sizlerden gelen yardımların nereye harcanacağını, nasıl harcanacağını çok iyi bilip ve değerlendirmeye çalışıyoruz. Şu anki yapmış olduğunuz yardımlarla sadece beton ve demir alınacak. Allah rızası için yardımlarınızı bekliyoruz. Mustafa Kımıl Hocam'ın güzel sesinden ilahi mi okuyacağız hocam, Kur'an-ı Kerim mi okuyacağız? Birkaç şey de olur. Hac mevsimine girdik. Olur hocam. Olur, buyur. Şimdi hacılarımız Beydir Bey gidiyor. İnşallah. Beraber de gideriz inşallah. Medet ya ilahel alemin. Medet ya erhamer rahimin. Gönül kulağıma gelse bir sada ey kulum, gel haccını umreni eyle eda. Etsem malı mülkü cananı feda. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk, innel hamde ven ni'mete leke vel mülk la şerike lek. Bab-ı selamından beytine girsen, Hacerul Esved'e yüzümü sürsen, geçip masivadan huslata ersem, diyerek lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk, innel hamde ven ni'mete leke vel mülk la şerike lek. Salih kullarınla tavafa uyusam, nurunla
mest olup feyz ile doysam, tecelli zati ruhumda duysam diyerek lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk, innel hamde ven ni'mete leke vel mülk la şerike leke. Akarken gözyaşım safaya düşse, yalın ayak başı açık Merve'ye koşsam, Zemzem-i Şerif'i aşkımla içsem diyerek lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk, innel hamde ven ni'mete leke vel mülk la şerike leke. Arafat'tan affe uğrayıp çıksam, günahı tevbenin nuruyla yaksam, beka denizine çağlayıp baksam diyerek lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk, innel hamde ven ni'mete leke vel mülk la şerike lek. İlahi aşkınla tutuşup yansam, deryayı rahmette ruhen yıkansam, dünyada kendimi cennette sansam diyerek lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk, İnnel hamde ven ni'mete leke vel mülk la şerike lek. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk, İnnel hamde ven ni'mete leke vel mülk la şerike lek. Meded ya ilahel alemin, medet ya Erhamer Rahimin. Mübarek günler, aylar içerisindeyiz. Hacılarımız yola çıktılar. İnşallah mübarek yolculuklarda bu kelimeleri terennüm ederek, gelbiyeyi getirerek inşallah Kabe'ye vasıl olurlar. Gidemeyen kardeşlerimize de inşallah en kısa zamanda hac farizasını ifa etmek nasip olsun, amin, diye temenni ediyorum. Amin, amin. Allah razı olsun. Allah kolaylık versin. Şimdi benim bir amca vardı, aklıma geldi. Özel bir firmayla haca gidecek. Çantayı hazırladı, her şeyi hazırladı. Yalnız özel firmanın şu özelliği var, onu belirtmek isterim. Yani para almadı. Dedi ki ne zaman gidiyoruz dediğimiz zaman paranı o zaman ödersin. Para da almadı. Millet Arafat'a çıktı hacılar. Bizimki amca halen bekliyor. Yani çıkacak gideceğiz diye. Böyle asıl nasip olmadan hiçbir şey olmuyor. Sevgili Mustafa Hocam, ben İhsan Hocam'la Umre'ye gittiğimizde yani zaman zaman Kabe'nin etrafında tavaf yapalım dediğimde
nasip olmuyor. Orada güvenlikçiler yolu kesmiş, çıkıyorsun birinci kata, çıkıyorsun beşinci kata. Yani hiçbir şey nasip olmadı mı olmuyor. Ama hiçbir şey söylemeden gittiğinde bir bakıyorsun Kabe'nin dibinde kendini bulmuşsun. Yani her şey nasip olacak. Allah gidemeyen kardeşlerime de gitmeyi, gidenlere de tekrar tekrar gitmeyi nasip eylesin. Amin. Sevgili İhsan Hocam, evet, eşlerimize nasıl davranmalıyız? Tabii burada eşlerimiz derken sadece beyler, biz burada program yaptığımız için eşlerimize değil, hanım kardeşlerimiz de eşlerimize nasıl davranır? Sevgili İhsan Hocam anlatacak, bizler dinleyeceğiz. Yani kardeşler, bir insan bekarken yarım elmadır, evlendiği zaman bütün elmadır. Bekarken bir insan evine halı alacaksa kendi başına alabilir. Ama evlendiğinde artık hanımıyla beğeni noktasında, ortak noktada buluşarak almalılar. Çünkü bir insan kendi başındayken yarım elmadır. Hazreti Adem cennettedir. Aklınıza gelen her şeye maliktir. Her şey. Yemek, içmek, yatmak, uyumak, gezmek, her şey. Cennet üstelik. Lavabo yok. Lavaboya gitmek yok. Terlemek yok. Yorulmak yok. Efendim, acı çekmek yok. Hasta olmak yok. Her şeyin en mükemmel ortamda oluşunun yeridir cennet. Ama Hazreti Adem, Hazreti Allah'a, ya Rabbi cennetteyim ama sanki bir yanım eksik gibi. Hazreti Adem, baba Adem cennette yarım elma olduğunu hissetti. Tam elma olmayı istedi de Hazreti Allah Celle Celaluhu Hazreti Havva'yı verince iki yarım elma eşittir bir tek elma. Daha net bir ifadeyle, hani eşler arası diyoruz ya, eş olmadan sen sensin, eşin olduktan sonra sen sen değil, eşin olmadan sen ben diyebilirsin. Eşin yokken delikanlı, genç kızım, eşin yok, sen ben diyebilirsin. Evlendin ya, ben yok ya. Biz varız. Onun için eşler diyoruz. Eşler arasında gücünüz nispetinde cömert davranın. Paraları bankada biriktirip, üst üste yiyip, hanımına parasından para vermeyen adam evinde niye huzur beklesin? Hanımı pazara giderken, hanımı bir alışveriş merkezine giderken, hanımına ihtiyacı kadar parayı vermeyip, parayı bankada, parayı ötede, beride, dövize, altına yatıran insan niye huzur beklesin? Bekleme. Niye? Gücün nispetinde cömert ol. Eşine maddi noktada eza-u cefa eyleme. Ki Allah macit olsun. Macittir de Allah sana macit noktasında, macit ismi sana ayna olsun. Fedakar ol. Eşine ziyadesiyle iyilik yap. Lütfu, keremi, takdiri, onuru Allah'tan bekle. Eşinden bekleme. Bak, güzel anlaşalım. Fedakar ol, merhametli ol. Lütufkar ol, iyilik sahibi ol, ihsan sahibi ol. Ama eşinden o ihsanın karşılığında lütuf bekleme. Eşin lütfederse iyi. Örnekleyerek anlatayım. Hasta oldu eşin. Sen de ona bir hemşire edasıyla, bir sağlık memuru edasıyla veya memuresi edasıyla baktın. İyilendiğinde eşinden teşekkür bekleme. Teşekkür ederse iyi ama etmedi diye üzülme. Sen bunu latif ve vehhab olan Allah'tan bekle.
İyiliğini yap, latif ol. Latif olan Allah'tan lütuf bekle. İyiliğini yap, cömert ol. Vehhab sırrına nail ol. Onun mutlu olmasını istiyorsan, onun yolunu aç, onun ufkunu aç. Ki Allah sana fettah olmanın sırrıyla kapılar açsın. Fettah Allah'tır. Kapılar açan Allah'tır. Kulağınızı şikayetlere kapayın. Bana ne? O senin problemin. Deme. Hanımınla oğlun kavga etti. Mesela. Oğlunla gelinin kavga etti. Mesela. Hanımın geldi dedi onu sana. Bana ne ya? Beni aranıza sokmayın. Deme. Eşinin derdiyle dertlen. Eşinin problemlerine bana ne deme. Eşinin sıkıntılarından bana ne deme. Onun sıkıntılarını duy ki semî olan, duyan Allah senin bütün dertlerini duysun, sıkıntılarını çözsün. Çaresizliğini görmemezlikten gelme. Sevinçlerini, kederlerini, ihtiyaçlarını gör ki eşinin sevincini, kederini, gam, keder ve tasasını gör ki basir olan, gören, bilen, duyan Allah seni görsün. Benim sıkıntım benim başımdan aşıyor. Bir de senin sıkıntılarından uğraşamam deme ki her şeyden haberdar olan, habir olan Allah senin de dertlerine deva versin. Olumsuz bir davranış karşısında hemen sen zaten hep böyle yanlış yaparsın. Sen yemek yapmasını beceremezsin ki. Sen ütü yapmasını beceremezsin ki. Aha yine kırdın elektrik süpürgesini. Aha yine bozdun çamaşır makinesini. Sen uğursuz kadınsın. Senden bir şey olmaz ki. Sen zaten sakarsın. Deme. Deme, deme. Halim ol. Esnek ol. Kibar ol. Halim ol ki halim olan Allah, halim olan Allah evinde huzur ihsan eylesin. Bir eşya alınınca kırılmayacak mı ya? Allah Allah, kırılabilir ya. Olur. Ondan ötürü hemen evde kavga, niza çıkartma. Çocuklarının yanına eşinle tartışma. Çocuklarına eşini kötüleme. O annenin saygınlığı yok olur. Tam tersi, hanımefendiler, çocuklarınıza babalarını kötülemeyin. Çünkü o zaman çocuklarla baba arasında olması gereken mesafe irtifa kaybeder. Uçak belli bir noktadan aşağı irtifa kaydederse yere çakılır. Anne ve baba evlatları arasında olması gereken irtifayı kaybederse yere çakılır. Yazık olur. İstemeden ver ki kerim olan Allah size çok versin. İstemeden ver. Baktın ki hanımın ayakkabıları yıprandı. Hanıma ille de ayakkabı alayım mı sana deme. Git al ona bir çift ayakkabı ya. Allah Allah. İstemeden ver ki istemeden veren Allah sana versin. Hani biz size ne deriz? Mustafa Kemal Hocam bilir. En güzel, en sevap olan şey istemeden vermektir diyor Hazreti Ali. Biz bazen istiyoruz sizden hatırlatmak anlamında. Yoksa siz zaten cömertsiniz. Siz olmasaydınız biz bu ümmeti Muhammed, bu camileri, bu Kur'an kurslarını nasıl yapacaktı siz olmasaydınız? Soruyorum. Bu kadar fakir öğrenciler, bu kadar köprüler, bu kadar yollar, bu kadar efendim hayır kurum ve kuruluşları nasıl yapılacaktı? Camileri siz yapıyorsunuz, Kur'an kurslarını siz yapıyorsunuz, medreseleri siz yapıyorsunuz, dergahları siz yapıyorsunuz, çeşitli cemaatlere, vakıflara, derneklere yardım siz yapıyorsunuz. Ama size bir şey söyleyeyim, yeri gelmişken burası çok önemlidir. Burası çok önemlidir. Bakın, bu çok önemlidir.
biri sizi, biri sizi birine davet ediyorsa gitmeyin. Biri sizi birine davet ediyorsa gitmeyin. Biri sizi ötekine, berikine, bana gel, buraya gel, gitmeyin. Gitme. Biri sizi Allah'a davet ediyorsa oraya gidin. Allah'a giden yoldur açık yol. Diğer bütün yollar kapalı. Televizyona da izliyorsunuz. Aylardır, yıllardır ben şuyum, ben buyum deyip de etrafında, canlı yayın şimdi anlayın ne demek istediğimi, etrafında bilmem nokta nokta noktalar doldurmuştu. Şimdi benim şanlı devletim ne yaptı görüyorsunuz değil mi? Din adına, iman adına, Kur'an adına yok Mehdi'yim, yok şuyum, yok buyum, yok din böyle, yok Muhammed böyle, yok efendim Kur'an böyle. Biri sizi kendine davet ediyorsa gitmeyin. Biri sizi bir yere davet ediyorsa gitmeyin. Biri sizi şeyhine davet ediyorsa gitmeyin. Allah'a gidin. Ama şeyh vardır ki o zaten muridini kendine değil Allah'a davet eder. İşte şeyh o. Kasasını, kesesini, cebini, avanesini, sülalesini, akrabasını, yedi ceddini zengin eden şeyhten bahsetmiyorum. Biri sizi Allah'a davet ediyorsa ona gidin. Adam tutup diyor ki, şeyhim dedi ki bizim partiye oy vermezsen ahirette sana şefaat etmem. Yok ya. Allah Allah. Benim Allah'ım var. Ve Allah doğrudan yanadır. Allah haktan yanadır. Allah Muhammed'den yanadır. Muhammed Allah'tan yanadır. Etmiş de efendi, büyüklerden öyle telefon aldık. Şeyhimizin himmeti ve istidadı ve ahirette size şefaati olmaz. Falan yere oy vereceksin. Yok ya. Çok net söylüyorum. Muhterem hocam yılların eskitemediği hocamdır. Gerçekten samimi söylüyorum. İstediğinize sorun. Biri sizi birine davet ediyorsa gitmeyin. Sizi Allah'a davet edenlere gidin. Hakiki şeyh, başım gözüm üstüne. Abdülkadir Geylani, Şah-ı Nakşibendi, İmam Buhari, Mevlana. Bu ne demek ya? Hacı Mahmud Efendi ne demek? Efendim Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, elini değil ayağını öpmekle şeref duyarım. Ama onlar kendine çağırmazlar. Doğru mu hocam? Gönenli Mehmet Efendi. Kime çağırır? Hacı Bektaş-ı Veli. Kime çağırır? Hacı Bayram-ı Veli. Kime çağırır? Allah'a çağırır. Onun içindir ki haktan yana, Allah'tan yana doğru olacak. Çocuklarınıza berrak su içireceğiz. Berrak. Net su. Net. Dini çok yorduk ya. Zavallı din çok temizdi. Dini yorduk. Şekle soktuk. Ocu olmazsan cennete giremezsin. Bucu olmazsan cennete giremezsin. Benim şeyhimden olmazsan cennete... Aynı cemaat. Aynı cemaat. Vallahi isim veremiyorum canlı yayın ama ne dediğimi anlıyorsunuz. Aynı insana bağlı, içlerinde ikiye üçe ayrılmışlar. Biri ötekine, öteki ötekine mürtet diyor. Allahu Ekber. Sade Müslüman ne yapacak Allah aşkına? Aynı sorunun 5-6 tane ayrı çeşidi var. Ayrı ayrı suali var. Adam diyor ki haklı olarak, ya hocam biz kime inanacağız? Kime inanacağız ya? Onun için size tek şey söyleyeyim mi? Allah şahit. Sizi oraya, buraya, şuraya çağıranı değil, Allah'a, Kur'an'a çağırana gideceksiniz. 40 yıldır bu ülkede meal okuyucuları vardı. Sadece Kur'an mealiyle yetinir insan diyorlardı. Elhamdülillah gerçeği gördüler. Dediler ki yok meallende olmaz. O zaman ne olacak? İlmine, bilgisine, itikadına, imanına, siyer, fıkıh, kelam, akaid bilgisine inandığınız insanlara soracaksınız. Ve Diyanetimiz var elhamdülillah.
Diyanetimiz var. Akşam Diyanet İşleri eski başkanım Mehmet Görmez'in çok güzel bir programı vardı. Saatler sürdü, dinledim. Nefessiz Yunan süperdi, süper. Doğru yaptıklarını da söyledi. Olması gerekenleri de söyledi. Hata yaptığımız yeri de söyledi. Ama dedi ki birilerine kızıp öbür tarafta gerçek realiteyi, İslam'ı, dini, mubini, Kur'an'ı öğretenlerin de önünü kesmeyelim dedi. Ya Allah Allah. Onun içindir ki sizden Allah için, onun için yardım istiyoruz. Niye? Yavrularımızı temiz sularda yetiştirelim. Bir çoban sürüsünü en güzel otlaklara otlatır. Bir çoban sürüsünü güzel yaylalara yaylatır. Bir çoban sürüsünü berrak sulardan içerir. Biz hepimiz çobanız. Hocasıyla, hacısıyla, velisiyle, annesiyle, babasıyla çobanız. Peygamberler de çobandı ümmetine. Babalar da çoban evlatlarına, analar da çoban yavrularına, imamlar da çoban cemaatlerine, öğretmenler de çoban talebelerine. Berrak su, Kur'an'dan, doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp idrakı, ilhamı asrın insanlarına öğretmeliyiz idrakı. Kur'an'ı öğreteceğiz, bizim derdimiz o. Onun için yalvarıyoruz Allah rızası için. Allah rızası için camilerimize, Kur'an kurslarımıza hem yardım edeceğiz. Bir şey daha söyleyeyim, bu çok önemli. Verdiğiniz yardım nereye gitti diye sorun. Ben yardım ettim, bu yardım nereye gitti? Çünkü bazen bazıları yardım topluyor, başka yere gidiyor. Ne dediğimi anlatabildim mi acaba? Tabii bak, biraz sonra Veysel Başkanım liste elinde. Kim ne yardım yapmış, okudun mu, okuyacak mısın? Bu hafta İhsan Hocam sabaha kadar... Çıkaramadın onları. Tamam. Tamam. Başkanım, memleketteydi. Şeyden geldi. İnşallah haftaya ben Kabe'den dua edeceğim. Canlı yayında arayacağım sizi inşallah. Sizlerden yardım bekliyoruz. Allah için sakın unutmayın. Sizi Hakk'a, Allah'a, Resul'e, Kur'an'a, cennete getiren yolda yürüyün. Net sulardan su için bulanık sulara girmeyin. Allah için yardımlarınızı bekliyoruz. Allah'a emanet olun. İhsan Hocam, şunu belirtmek istiyorum. Bizim evde her zaman benim sözüm geçer. Hanım ne derse tamam hanım derim. Yani bu programımız yani güzel. Bu eşlerin nasıl davranmalıyla alakalı. Çok güzel. Hanım ne derse biz tamam hanım deriz. Senin dediğin gibi. Onun için bizim sözümüz geçer yani evde. Çok güzel. Bunu paylaşmak istedim. Değerli kardeşlerim, Sezer Çelik kardeşimiz, Bakırköy'den İbrahim Dorul abimiz, selam sevgiler iletiyoruz. İbrahim Keskin kardeşimiz, Ergün Kale kardeşimiz, Engin Memiş, İbrahim Kılıç, Erdoğan Şinasi Şengül, buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Malumunuz, bakın, televizyonlarını yeni açan kardeşlerimiz var. Özellikle belirtmek istiyorum. Yönetmenim, şu inşaat çalışmalarından bir iki parça gösterelim izleyicilerimize. Burada 2000 metrekare alan üzerine İhsan Hocam, bakın İhsan Hocam derken bizim hocalarımız Mustafa Hocam da 10 sene hizmet etmiş ve bu çalışmada emeği geçmiş bir abimiz, bir kardeşimiz. Yönetmenim işaret ediyor, 5 dakika sonra birlikteyiz diyor inşallah. Muhterem Kaçkar TV izleyicilerimiz, İstanbul Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi'nde yapmış olduğumuz külliye çalışmalarımız için sizlere zaman zaman görüntülerimizi gösterdik. Yardımlarınızı bekliyoruz Allah rızası için. Bu programlara sizlere ulaşmak, sizlere çalışmalarımızı göstermek, sizlerle tanışmak için yapıyoruz. Bu vesileyle de sizler de Allah razı olsun, yardımda bulunuyorsunuz. Banka, postane, havale ücreti almıyor. Ziraat Bankası, PTT, Kuveyt Türk Bankası havale ücreti almıyor. Bunu belirtiyoruz. O da onların artık hayrı mı olur diyelim. Havale ücreti ödemiyoruz. Yapmış olduğunuz yardımlar tamamen camimize geliyor. Yine zaman zaman İhsan Hocama yardım veriyorsunuz. O bize geliyor. Biraz önce de getirdi, teslim etti.
gittiğimizde onların makbuzunu tane tane kesiyoruz. Yine camimizin bizzat gelip görüp ziyaret ettikten sonra ben şu kadar işte buraya verecektim, şu kadar da falan camiye verecektim ama sizin ihtiyacınız daha çok deyip camimize yardım yapan, gelip görüp yardım yapan kardeşlerimiz var. Allah hepinizin yapmış ve yapacak oldukları yardımlara kabul eylesin. Yardım yapan kardeşlerimize daha çok yapmayı, yapamayan kardeşlerimize de yapabilmeyi bol helal, hayırlı, helal kazançlarıyla yapabilmeyi nasip eylesin. Ben çok insanlar da tanıyorum, biliyorum. Yani parası nasip olmadı, olmuyor ama nasip olan kardeşimiz de Van'dan, Erciş'ten, efendim Erzurum'dan, Rize'den, ülkemizin ve dünyanın her köşesinden yardımını getiriyor. Allah kendilerinden razı olsun. Yine bugün bir kardeşimiz Avusturya'dan geldiler. Yardım yapmışlar. Görüştük, sohbet ettik, muhabbet ettik. Her sene izine geldiğinde uğruyor. Allah kendilerinden razı olsun. Allah hayır yapabilen kardeşlerimizin çokluğunu nasip eylesin inşallah. Bizlere de yapmayı nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, her zaman söylediğim gibi yarın veririm demeyelim. Yarın geç kalabiliriz. İmkanımız varsa bugün verelim. Para vermesek demir gönderelim. Demir gönderemesek beton gönderelim. Beton gönderemesek kereste gönderelim. Ne arzu ederseniz onu gönderebilirsiniz. Allah yardımlarınızı kabul eylesin. Programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Mustafa Kımıl Hocam Kur'an-ı Kerim okusun. Ondan sonra İhsan Günaydın Hocam'ın güzel sohbeti ve duasıyla da programımızı kapatırız inşallah. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena inneke te'lemu ma nuhfi ve ma nu'lin ve ma yahfa ala Allahi min şeyin fil ardı ve la fis semâ. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر صدق الله العظيم. الله razı olsun sevgili hocam.
Kiraz'den Zafer İlyas Hocam, selam sevgiler iletiyoruz. Zafer Hocam bizden sonra başladı ama camiyi bitirdi. O tabii camide biraz küçük olduğu için bitirilmesi daha kolay oluyor haklı olarak. Selam sevgiler iletiyoruz hocama. Değerli kardeşlerim, her zaman söylediğimiz gibi Allah rızası için Allah'ın evi, Beytullah'ın şubesi olan camimize imkanlarımız dahilinde yardımlarınızı bekliyoruz. Bizlere o ekrandaki 0532 336 2780 nolu telefona aldığınızda hesabı almamış olsanız dahi banka, postane herhangi bir şubesine gittiğinizde bizlere aradığınızda anında yardımcı oluyoruz. Hesap numaralarını sizlere ulaştırıyoruz ve de oralardan yapmış olduğunuz yardımlardan sizlerden havale ücreti alınmıyor. Büyük bir cami olacak inşallah. Cemaatimizi rahatlıkla alabileceği, insanların kapıda namaz kılmayacağı inşallah güzel bir cami olacak. Çocuklarımız eğitimlerini alacak, hanım kardeşlerimizin rahatlıkla ibadetlerini yapabilecekleri, engelli kardeşlerimizin de engel tanımadan ibadetlerini yapabilecekleri ve cami etrafında takılacakları, sohbet edecekleri, barınacakları bir ortam olmuş olacak. Bu vesileyle Allah'ın evi, Beytullah'ın şubesi camimize imkanlarımız dahilinde yardımlarınızı bekliyoruz. Çok olan kardeşlerimiz Allah rızası için çok versin. Az olan kardeşlerimiz imkanları dahilinde yardımcı olurlar. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili İhsan Hocam, 23 dakikamız var. Biraz telefonumuz var. Efendim hoş geldiniz. Hocam hayırlı akşamlar, selam aleyküm. Hayırlı akşamlar, ve aleyküm selam, hoş geldiniz. Hocam, efendim? Ben her ay yatırıyorum. Yani ben bir emekli maaşım var benim. Tamam. He, 100 lira 100 lira her düzenli yatırıyorum. Allah kabul eylesin, Allah razı olsun. Ben Ümre'ye gittim, 2 ay yatıramadım. Tamam. Ramazan mesela gitmiştim ama sonra gelince yatırdım yine. Allah kabul eylesin. Ben her ay yatırıyorum. Devamlı alıyor musunuz alıyor, parayı? Alıyor. Her ay geliyor. Evet. Allah kabul eylesin. Allah razı olsun. Ben çünkü yani ismim okunmasın diyorum da gönderiyorum tamam. Böyle. Tamam. Biliyoruz. Her ay düzenli yatırıyorum yani. Biliyoruz seni. Allah kabul eylesin. Şimdi hacca gideceğim. O mübarek yerden de dua edeceğim size inşallah. Yani bu kardeşimizin İhsan Hocam yani güzel bir konuyu hatırlatmış oldu. Yani bir o miktar kadar. Toplu para vermek isteriz, veremeyiz. Ama her ay 100 lira 100 lira yatırabiliriz. Tabii. Her ay 200 lira 200 lira yatırabilir. Yani imkanı dahilinde ne varsa yatırabilir. Zaten havale ücreti alınmıyor. Para olduğu 100 lira otomatik olarak camimize geliyor. Allah razı olsun. Zaten en büyük derdimiz, en büyük sevincimiz orta derecedeki gelir seviyesinin altında olan kardeşlerimizin duyarlılığını maalesef üst seviye gelir düzeyi olanlarda göremiyoruz. Bak kelimeleri seçe seçe seçtim söyledim. Belli bir ekonomik değerin altındaki insanların camilere, Kur'an kurslarına yaptığı yardımdaki özveriyi belli bir reel değerin üstündeki insanlardan göremiyoruz. Doğru mu dedim? Yani gönlümüz istiyor ki adam dairesinin sayısını bilmiyor. Binasının sayısını bilmiyor. Adam bir iki daire parası verirse bile hiçbir şey hissedilmez gelir gider ölçeğinden vermiyor maalesef. Ama öteki yandan hanımefendi kocasından kalan bir emekli maaşı veya çayından, fındığından, pamuğundan, kayısından, tarlaya çalıştığından, temizlik yaptığı iş yerinden aldığı paralarla her ay bize yardım yapıyor. Gönül ister ki ekonomik durumu belli bir düzeyin üstünde olan insanlar Allah için, lillah için bizim el frenimizi indirsinler de rahat hareket edelim. Gerçekten borcumuz var. 500 ton demirden bahsediyorum. Ey zenginler, ne olur
bir tır kamyon beton veya demir de siz alsanız. Doğru mu? Evet. Evet İsmail Hocam. Yani sizlerden az önceki hanımın duyarlılığını bekliyoruz gerçekten. Üstelik samimiyetimle söyleyeyim size, istesek de istemesek de, sevsek de sevmesek de habersiz gelecek olan biri var. Ölüm. Kapıyı çalmadan gelecek. Hem de öyle gelecek ki bir sürü notlarımız var. Yarın yapacağız diye. Ve inanın kabirler, bensiz bu işler yürümez. Ben olmasam bu evin, bu iş yerinin, bu fabrikanın, bu köyün, bu beldenin işleri harap olur diyen adamlarla doludur kabirler. Ya eşinin yanında, çocuğunun yanında gelip alır seni ve beni ölüm. Ne haber verir ne davet eder. Aniden gelir, alır götürür bizi ölüm. Hazırlığım yok, ümitlerim çok. Ama belki aç, belki tok geleceksin ey ölüm. Mutlaka geleceksin. Hazırlığımız yok, ümitlerimiz çok. Belki aç, belki tokken, belki de sofradayken gelirsin sen ey ölüm. Biraz bekle, biraz dur, biraz geç gel. Yarın gelsen olmaz mı? Şimdi müsait değilim, bir ay sonra gelsen olmaz mı? Desek bile kabul görmez ki sen gelirsin ey ölüm. Bir şey almadan yanıma bir şey aldırmazsın ey ölüm. Telefonumu dahi aldırmazsın, cüzdanımı, saatimi, kalemimi, notlarımı bile yanıma aldırmazsın ey ölüm. Valizimi, çantamı, bavulumu aldırmazsın ey ölüm. Öyle bir şeysin sen. Kımıl, Mustafa Kımıl hocam yeni geldi, çantayla, bavulla geldi. Umreden, hacdan geldi. Biz gideceğiz çantayla, bavulla, hacca inşallah. Ama ölüm öyle bir şey ki ne çanta aldırır sana ne valiz. Çantan da, valizin de, bavulun da yaptığın güzel amellerindir. İhlas, samimiyet, sadakat, fazilet, erdemlilik, ibadet ve taatlerin, hayru hasanat ve cömertliğimiz olacak bizim için azığımız. Oğlumu son kez göreyim, torunumu son kez göreyim, öpeyim, koklayayım desen bile müsaade etmezsin ki sen ey ölüm. İzin bile almadan, müsait misin diye sormadan, yavrularıma sarılmadan, sevdiklerimle vedalaşmadan anında gelirsin sen ey ölüm. Anaları evlatsız, evlatları anasız, yiğitleri yarsız bırakarsın sen ey ölüm. Gülüşleri yarım, sızıları derin ama derin, oldukça derin bırakarsın sen ey ölüm. Kapıyı en çok çalan sensin ama hiç beklenmeyensin sen ey ölüm. Davetliler arasında bulunmayansın. Hayallerim sensiz, planlarım sensiz. Sensiz kalemim, kağıdım ama bir anda gelenimsin sen ey ölüm. Habersiz geleceksin bir gün. Her şeye rağmen, tüm unutmuşluklarımıza rağmen ve tüm aldanmışlıklarımıza rağmen geleceksin sen ey ölüm. Kimseye bildirmeden sürpriz yaparsın sen. Anında gelirsin ölüm. En çok sevdiğim azaları bile çürütensin sen ey ölüm. Ben gözlerimi çok seviyorum ama çürüteceksin. Ben ellerimi çok seviyorum ama ey ölüm biliyorum ki bu elleri de çürüteceksin. Ey ölüm kulaklarımı, çenemi, ey ölüm ayaklarımı çok seviyorum. Onlar olmazsa yürüyemem ki. Allah
ümmeti Muhammed'e sağlık, sıhhat versin. Allah ölümle başlayacak hayatımızı cennet eylesin. Amin. Ölüm, sen nasıl gelirsen gel, ömrümüzün en hayırlı anında gel. Amellerimiz cennete girmeye yetecek dönemde gel. Günlerimizin en hayırlısı Rabbul Alemine kavuştuğumuz günümüz olsun ey ölüm. Allah ölülerimize rahmet eylesin. Amin. Allah hayatta olanlarımıza sıhhat, afiyet, uzun ömür bahşeylesin. Amin. Allah yavrularımızı hayırlı eylesin. Allah güzel ülkemizdeki muhabbeti, birliği, kardeşliği daim ve kaim eylesin. Amin. Biz Allah nasip ederse cumartesi günü hacca gideceğiz. Allah nasip ederse önce Resul-i Zişan'a, Medine-i Munevvere'ye, Efendimiz'e, ardından Mekke-i Mükerreme'ye, Kabe'ye, Beytullah'a lebbeyk Allahümme lebbeyk demeye, günahlardan arınmaya, Arafat'ta duaya, vakfede bulunmaya, Zemzem'i yerinden içmeye, Hacerul Esved'i istilam etmeye, ümmeti Muhammed'le dualarda buluşmak üzere hacca gideceğiz. Bu vesileyle Allah bütün günahlarınızı, günahlarımızı affeylesin. Bizi kendine Amin. Has kul, Habibine has ümmet eylesin. Amin. Rabbim bugüne kadar hac ibadetini yapanlara, mahşerin sabahına kadar yapacaklara ve bizlere hacd-i mebrur ihsan eylesin. Amin. Günahlarımızı af eylesin. Cümlemizi mağfirin zümresine ilhak eylesin. Amin. Bu vesileyle bizden size taalluk eden hak ve hukukunuz olmuşsa, annenizin ak ve helal sütü gibi helal olsun. Sizlerden de Allah rızası için helallik istiyoruz. Kabe'ye gideceğiz. Orada dualara buluşmak üzere. 7 gün 24 saat televizyonumuzda altyazıyla geçen telefonlarımıza ulaşabiliyorsunuz. Sorularınız için cevap vermeye emrinize amadeyiz. Yardımlarınız için Veysel Başkanım size teknik olarak bütün bilgileri verme noktasında hemen telefonunuzun ucunda olacaktır. Eğer anında cevap veremediyse ya namazdadır ya bir işi vardır, mutlaka bilahare dönecektir. Bu vesileyle Allah rızası için yardımlarınızı bekliyoruz. Biz mübarek topraklardayken sizleri hiç duadan unutmayacağız, Allah biliyor. Perşembe günü akşamları bu saatlerde yapıyor olduğumuz bütün yayınlarda Mekke'den, Medine'den canlı yayınla arayıp buluşacağız. Dualarda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun efendim. Sevgili İhsan Hocam, Allah razı olsun. Değerli kardeşlerim, aşağı yukarı 6000 metreküp'e yakın beton lazım. Bir miktar beton 2000 lira. Bir miktar beton 2000 lira. 500 ton demir lazım. Bir miktar demirimiz var. 500 ton demirin tonu 3000 lira civarı. Demir biliyorsunuz günübirlik fiyatı yukarı çıkıyor ve aşağı iniyor. 3000 liranın üzerine çıkıyor ve de aşağı iniyor. Yani 3000 lira civarı. 100 metre kereste lazım. Diğer tabii eksikler çok. Ufakları buradan söylemiyoruz. Özellikle itiram ediyoruz. Sizlerin göndermiş olduğunuz parayla bize beton ve demir ihtiyacımız için kullanacağız. Allah yardımlarınızı kabul eylesin. Yardım yapmak isteyen, yapsam mı, yapmasam mı, bugün mü yapsam, yarın mı yapsam diyen kardeşlerimden özellikle itiram ediyoruz. Bugün ihtiyacın çok olduğu bir an. Yarın bu kadar sıkıntımız olmazsa o hayrınızın da derecesi, kademesi ona göre olur. Bugün çok ihtiyacımız var. İmkanlarımız dahilinde Allah rızası için. Geçen İhsan Hocam sabah namazından sonra bazen arkadaşlarla yürüyoruz. Hı hı. Arkadaşın bir tanesi anlattı. Adam vefat ediyor. Yani onların tanıdıkları bir Allah rahmet eylesin vatandaş. Amin.
700 mi dedi, 1700 mi ne daire varmış. Allahu Ekber. Yani 1700 tane daire. Ama 1700 daireden bir tanesini yanında götüremiyor insan. Tabii. Yani bırak bir kalemi dahi götüremiyor. Onun için biz özellikle istirham ediyoruz. Ama bizim Mustafa Turan abimiz bir dairesini yanında götürdü. Hem de ne biçim? Götürdü. Yine İsmail abimiz vardı. Evet. Bizim İsmail, Çorumlu İsmail abimiz. O da dairesini yanında götürdü. Allah razı olsun. Bu eserler sizlerin eserleri. Yani biz de her gittiğimiz yerde inşaat halinde olan bir cami gördüğümüzde imkanlarımız halinde yardımcı oluyoruz. Ve bize zaman zaman bir hayırsever kardeşimiz davet ediyor. Diyor ki ben de İhsan hocamla gittik atış alana. Evet. Dedi ki biz bu camiyi yaptırdık, bize bir miktar yardımda bulundu. Allah razı olsun. O bizim durumumuzu daha iyi biliyor. Evet. Ben dedi sizi uzun süre dedi takip ediyorum. Yani olayı görüyor, mahiyetini biliyor. Kendisi bildiği için Allah razı olsun. Allah hayrını kabul eylesin. Kardeşimizden yardımcı oldular. Allah hayırlarını, tüm hayır yapan kardeşlerimizin hayırlarını onlara eksikliğini hissettirmeden en güzel şekilde, kabullerin en güzeliyle kabul ve makbul eylesin. Tamam. Sevgili İhsan Hocam var, kaldı bizim 3-8 dakikamız. Yönetmenim öyle işaret ediyor. İsterseniz amin diyelim. Dua bekleyen kardeşlerimiz var. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana ya Rabbana takabbal minna innaka ente semi'ul alim. Amin. Wa alayna ya Mawlana innaka ente tawwabur rahim. Wahdina wa waffiqna al-haqq wa ila tariqi mustaqim bi barakatil Qur'an al-azim. Amin. Bi hurmati man arsalahu rahmatan lil alamin wa wafana ya Karim wa wafana ya Rahim wa fil lana dhunubana bi fadlika wa judika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran shakira. Amin. أهلا طيبة وأولادا صالحة وتوبة نصوحة وتوبة قبل الموت وروحة عند الموت مغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم إنك عفو كريم تحب لف فوف عنا يا ربي سن عفو سفرسن جملة مزي عفيلة آمين. يا ربي سن عفو سفرسن أنالارمزي بابالارمزي عفيلة آمين. يا ربي سن عفو سفرسن ölülerimizi geçmişlerimizi عفيلة آمين. يا ربي سن عفو سفرسن أمتي محمدي her türlü azabından muafeyle آمين. يا ربي سن عفو سفرسن günahlarımızı yok eyle آمين. يا ربي سن عفو سفرسن أمتي محمدin günahlarını sevaba tebdil eyle آمين. يا ربي Ya Rabbi ümmeti Muhammed'e birlik dirlik ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi üzerimize emanet tevdi bulunan hatimler, tekbirler, tehliller, zikirlerimizi kabul eyle. Amin. Evvela hasıl olan ecr-i sevaptan Muhammedül Emin'imizi haberdar eyle. Amin. Şefaatlerini bekliyoruz cümlemizi hissedar eyle. Amin. Bütün peygamberan-ı izam ve Resul-i Kiram efendilerimizin ruhlarına, sahabilerin, salihlerin, dini İslam'a hizmet ederek ölenlerin, müfessirin, muhaddisin, ulema-i amilin, sülahe-i salihin, ehniya-i şakirin ve bir cümle hamele-i Kur'an'ın da ruhlarına hediye gönderiyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ya İlahe-i Alemin, ekranları başında bizi izleyen hayır hasanat sahiplerinin, üzerimize Kur'an'ları, tekbirleri, tehlilleri, zikirleri emanet eden, dini, mübini, İslam'ı hakkıyla sevenlerin, ölülerinin ruhlarının kabirlerini cennet eyle ya Rabbi. Amin. Bizler de ahirete irtihal ettiğimizde arkamızdan hayırlı duacılarımızı çok eyle ya Rabbi. Amin. Nesillerimizi hayırlı eyle ya Rabbi. Amin. Evlatlarımızı secdeli eyle ya Rabbi. Amin. Bizi Kur'an'ın nuruyla tenvir eyle ya Rabbi. Amin. Tevfikini bize yar eyle ya Rabbi. Amin. Dünya ve ahirette cümlemizi bahtiyar eyle ya Amin. Rabbi. Ümmeti Muhammed'e birlik dirlik ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Güzel vatanımdaki huzuru daim eyle ya Rabbi. Amin. Huzurumuzu bozmak isteyen kahpelere fırsat verme ya Rabbi. Amin. Yeryüzünde Müslümanlara birlik, beraberlik, nusret, muvaffakiyetler ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Ağlayan Müslümanların gözyaşlarının dinmelerini nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi yapmayı düşündüğümüz haccımızı kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ümmeti Muhammed'in dualarını kabul eyle ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'i cehennemine haram eyle ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'i lütfunla cennetine ihsan eyle ya Rabbi. Hasta kullarına şifa ihsan eyle ya Rabbi. Dertli kullarına deva lütfeyle ya Rabbi. Ya İlahe'l Alemin bize hastalıklarından ötürü arayıp da dua isteyen,
Veysel Başkanımıza, bize, Mustafa Hocama ulaşıp dua isteyen kardeşlerimizin hayırlı istek, arzu, dilek ve temennilerini kabul eyle ya Rabbi. Allah'ım sen sana açılan elleri boş geri çevirmezsin. Zatına, uluhiyetine yakışacak bir ölçüyle bizi affeyle ya Rabbi. Günahlarımızı bizim küçüklük ve cürmümüze göre bakıp da bize muamele değil de senin büyüklük ve azametinle bizi affeyle ya Rabbi. Amin. Biz ibadetlerimizle cennete gideceğimize ümidimiz yoktur. Ama senin rahmetin o kadar çoktur ki rahmetinle bizi affeyle ya Rabbi. Amin. Merhametinle günahlarımızı setreyle ya Rabbi. Amin. Ayıplarımızı yok eyle ya Rabbi. Amin. Bizi kendine haskul eyle ya Rabbi. Amin. Ey kalplerin anahtarını eline bulunduran Allah'ım, bizi senden yana eyle ya Rabbi. Amin. Habibinden yana eyle ya Rabbi. Amin. Resulünden yana eyle. Amin. Ya Rabbi. Kur'an'ın mucizül beyandan yana eyle ya Rabbi. Amin. Ya ilahel alemin ve ya ekremel ekremin ve ya erhamer rahimin. İbadetlerimize bol bol sevap, kabirde bizlere güzel güzel cevaplar ihsan eyle ya Rabbi. Amin. İmanla ölmeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Kabirden imanla kalkmayı lütfeyle ya Rabbi. Amin. Sıratı kelime-i şehadetle geçmeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Habibine yar ve civar eyle ya Rabbi. Resul-ü Zişan'a komşu eyle ya Rabbi. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. وَالِهِمْ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تَقَبَّلْ مِنَّا بِهُرْمَةِ الْفَاتِحَةِ. Muhterem izleyicilerimiz, Bir Rahmet Esincilere programın sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah bundan sonraki dualarımızı ve sohbetlerimizi İhsan Günaydın Hocam Mekke'den, Medine'den yapacak. Canlı yayınımıza katılacak. Yine programlarımızı her perşembe akşamı, bazen zaman zaman değişiklikler oluyor ama saat 20.30'da başlamak kaydıyla devam edeceğiz. İnşallah sağlıcakla kalın. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim.